Merhaba arkadaşlar. Bugün Panther 2 ile Alman orta tankı ile bir savaş geçişi yaptık. Ve bu savaşta size anlatacağım ama önce Panther 2 tankını çok kısaca, sizi de sıkmadan çok kısa bir şekilde anlatmak istiyorum. Nispeten orta tanklara göre bir miktar zırhlı diyebiliriz. 8. seviye, tabii kendi sınıf ve kendi sınıfının altındaki 8 ve 8'in altındaki tankları için bir miktar zırhlı diyebiliriz. Orta tanklara göre şu açıda durduğunuz zaman yaklaşık bir 100 metrelik gövde zırhınızla mermileri sektirebilirsiniz. Side scrape yapabilir. Bir miktar yine mermileri sektirirsiniz ama tabii ki kesinlikle şunu tavsiye etmem. Bu şekilde oyunuzu bu oyun tarzına kurmayın. Pozisyonunuz ve oyunun gidişatı bunu gerektirdiğinde o pozisyonu alın tavsiyesinde bulunabilirim. Daha çok spotlama odaklı oynuyorum ben bunda. Takım arkadaşlarıma spot vermeye çalışıyorum ve uzaktan açılmadan sniper şeklinde ben oynamayı tercih ediyorum bu tankı. Dediğim gibi çok güçlü olmayan bir zırhı var ama az çok sizi bazı atışlardan koruyabilir diyebilirim. Şimdi gelin hep birlikte bu savaşta neler yaşandı ona bakalım. Evet, uçurum haritasındayız. Maçımız başlamak üzere. Panther'le oynuyoruz. Panther 2 tankımızla oynuyoruz. Alman orta tankımız. Dediğim gibi birazcık kaçak oynamak zorundayım. Karşıda çok ciddi rakipler var. Çok sıkıntı yaratacak tanklar var kafa kafaya gelirsek. Bunlardan bir Projecto, en korktuklarım Borask, Carnarvon, 53 TP. Hatta bunların arasında T-30 bile koyabiliriz. Zaten onlar 9 seviye diye devam ediyor. Ben burada şu iki evin arasına geçiyorum. İki evin arasında duracağım. Ve buradan geçecek tanklara atış yapmayı düşünüyorum açıkçası. Evet, pozisyonumu aldım. İleri doğru bakıyorum. Bir tanesini kaçırdım derken obje 250'yi görüyorum. Ona doğru nişan alıyorum. Atışım yok. Kayanın arkasında büyük bir ihtimalle. Bu arada önümden bir boras geçiyor. Ona bakıyorum. Atış edeceğim. Ediyorum. Paletinde kalıyor ama hasar almıyor. Başka bir tane daha boras geçiyor. Ceylan sürüsü geçiyor önünden. Ona nişanımı alıyorum. Onu da paletlemek istiyorum ve şanslı bir atışla 218 zarar vererek paletine de hasar alıyorum ve boras orada kalıyor. Şimdi bundan sonra bir atış daha yapmak üzereyim ben. Palet tekrar doldurdum topumu. Nişanımı aldım. Tekrar palette ateş ediyorum, tekrar paletine ateş ediyorum ve mükemmel iki atış. Fakat işte burada başka bir Borask onun önüne geçerek arkadaşını koruyor. Bu hareketi bilinçli mi yapıyor, bilinçsiz mi yapıyor bilemiyorum. Bunu yapmasının iki sebebi var. Bir, gerçekten çok iyi bir oyuncu. Arkadaşının canı az. Onun garaja gitmesini engelleyerek onun için önüne geçiyor. Ya da ya ben hasar vereceğim, umurumda değilsin, çık ben ateş edeceğim diye arkadaşının önüne geçip onun hasarını kapmaya çalışıyor. Ne olursa olsun mükemmel bir hareket yapıyor ve maçın daha 1,5. dakikasında takımın iki kişi ya da bir kişi eksik kalmasını engelliyor. Burada bana hasar da veriyor. Ben de ona hasar veriyorum ama önemli bir şey yapıyor. Bakın çok önemli bir seçim aslında burada yaptığı. Gerçekten maçın kaderini değiştirebilir mi? Bilemeyiz. Ama yaptığı hareket onun üzerinden onluk bir hareket. Bu arada bana ateş ediyor. Ben sektiriyorum. Başka bir Borask daha, pardon, obje 257 sektiriyorum. 390 damage. Bu arada çok da güvenmiyorum. Hem kendimi koruyorum hem bir yandan da oradan gelebilecek tanklara bakıyorum. Emin değilim. Çıkıp çıkmamakta spotlandım. Spotumun düşmesini bekliyorum. Dedik ya, side scrape yapabilirsiniz. Zırhınıza bazı pozisyonlarda, bazı durumlarda maçın gidiş şeyine göre, gidişatına göre zırhınıza güvenebilirsiniz demiştik. İşte tekrar bakıyorum. Emin değilim. Kararsızım. Tank göremiyorum. Bu arada 3-2 maç yeni başladı. İleri gitmekte çok büyük bir sakınca görüyorum. Çünkü arkada tank destroyer'ın yattığından %100 eminim. Yukarı bakıyorum. Derken bir atış daha geliyor. Obje 207'de onu sektiriyorum. Demek ki yukarıdaki arkadaş bizi spotladı. Yukarıdaki TL4 mod bir bizi spotladı. Obje 257 vurdu ama sektirdi. Gerçekten çok başarılı. Side scrap yapıyoruz. Tekrar ileri bakıyorum. Gidip gitmemek konusunda kararsızım. 7'ye 5 öndeyiz. 7'ye 6 oldu. Bu arada kafamda bazı şeyler şekillenmeye başladı. Bizim takım sol kanattan bastı. Rakibi base noktasında arkaladı ve artık diyorum ki burada basılır. Çünkü skor 9-7. 10 dakika 38. saniye kala skor 9-7 ve basıyoruz. Yanındaki oyuncu da iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. O da basıyor. Fakat biz basarken 9-8, 9-9 ve bir anda 10'a 9 oluyor. Bakın sadece 1 dakika içerisinde İbre bir anda kırmızı takıma dönüyor. İşte bundan sonra yaşayacağımız şeyler tamamen seçimle alakalı. Hani
videonun başlığında olduğu gibi seçim çok önemli. Gerçekten VOD'da yaptığınız seçimler çok önemli. VOD'un zaten güzel taraflarından biri de bu. Burada biraz anlatacağım ve durduracağım burada. Yaptığınız seçimler belki çok maçı yıldız olarak bitirmenize işte birinci hasar birincisi ya da demeç birincisi ya da başka bir şekilde birinci olarak bitirmenize sebep vermeyebilir ama yaptığınız şey maçı kazanmanıza sebep verebilecek şeylerden biri olabilir. Burada ilk orada tırmanıyoruz. Fakat burada çok büyük bir sürpriz yapıyor bize bir tank. Ne o? T24 Mod 1. Ben burada heyecanlanıyorum açıkçası. Ona bakıyorum. O bana bakıyor. Nişan alıyorum. Taret, kırmızı, yeşil. Ne zaman atacağım? Atayım mı? Atmayayım mı? Doğru düzgün bir yerini göremiyorum. Atıyorum ve mükemmel bir şekilde. Mükemmel. Şanslı bir şekilde daha doğrusu. Mükemmel bir şekilde demek yanlış olur. Hasarımı veriyorum ve ona garaja yolluyorum. RNG'nin beni gaza getirmesiyle benim olan diyorum. Obje 250'leri paletlikle saratmak istiyorum. Fakat tam bu hasarı atacakken küçük bir top kayması benim de birazcık elimin hassasiyetiyle ıskalıyorum. Ağrımdan su 130 pm bana vuruyor ve kuyruğumu kıstıra kıstıra arkaya doğru kaçıyorum. Ve diyorum ki bunu yaparken de kendimi unutturayım. Çünkü skor 10'a 10. Arkada yatan 2 tane ya da 3 tane tank destroyer olduğundan eminim. Ve bunlardan biri çok tehlikeli bir tank destroyer bence. Scorpion G. Çok tehlikeli bir tank destroyer. Şimdi burada Scorpion G gibi düşünmeye çalışıyorum. Çünkü şundan eminim. Su bana aşağı yukarı K4 civarlarından ateş etti gibi geliyor. Emin değilim ama öyle bir tahmin yürütüyorum. Onun bana basması çok zor. Geriye kalıyor iki tane tankları. T30, Obje 257. Onların zaten yeri belli. Bir tane de artileri var. Geriye basabilecek tek tank. Bizi zor duruma sokabilecek ve benim de en korktuğum tanklardan biri Scorpion G kalıyor. Scorpion G de aynı benim düşündüğüm gibi yapıyor. Ve diyor ki ya orada iki tane tank vardı. Biri zaten gitti. Geriye kaldı bir tane. Ben şurada arkası top dişi bana dönük. Obje 704'e basayım. Palet atayım. Top dişinden vura 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 vura. Onu öldüreyim diyor. Onun için çok kolay bir hedef. Bakın burada Scorpion'u bekliyorum. Scorpion da olmayabilir ama diyorum ki abi buradan biri gelecek. Yani çünkü benim mantığım buna el veriyor derken de Scorpion çıkıyor. Bakın öyle bir çıkıyor ki Scorpion tamamen Obje 704'e kilitlenmiş. İşte bakın burada yaptığım seçim. Ben burada bu seçimi yapmasam, bu noktada durmasam, farklı bir yere gitsem ya da şunu desem ya ben E, F, G 1 hatlarından basayım rakip B'ye, artıyı alayım desem Scorpion için yem olacağım. Çok rahat yem olacağım. Fakat şunu da söyleyeyim. Scorpion'un yaptığı şey kesinlikle yanlış değil. Scorpion doğru yapıyor. %100 bir hareket. Bakın ben olsam, belki siz olsanız siz de aynı şeyi yapacaksınız. Fakat Scorpion'un yaptığı ve botun da güzel tarafı zaten bu diyoruz ya. RNG ve yaptığınız her doğru farklı bir adam tarafından yapacağı bir hamle tarafından sizin doğrunuz fail haline getirebilir diyor. Bakın o kadar kilitli ki Scorpion, görüyor musunuz? Yani bana topunu çevirmiyor bile. Spotum açıldı. Obje 104'e vurdu. Tekrar doldurmak üzere. Fakat bana bakmıyor bile. Belki bunu bilinçli yapıyor, belki bilinçsiz yapıyor. Fakat öyle bir çıkmış ki şey Scorpion. Şöyle çıkıyor Scorpion. Burada Obje 704 diye bir hıyar varmış diye geliyor oraya. Yardırıyor, basıyor, vuruyor, palet atıyor. Mükemmel gidiyor onun için her şey. Ben Scorpion'u görüyorum. Benim hasar verebilme ihtimalim Scorpion'a çok zor. Yani şu anlamda. Damage hasarım Scorpion'a göre çok az. Ben de ne yapıyorum abi? Scorpion'a bir damage hasarı veriyorum, ramlıyorum. O bana ateş ediyor, öbürüne ateş ediyor. Zaten bu anda Obje 704 bitmiş durumda. Uygun bir pozisyonu tekrar ateş ediyorum, tekrar hasar veriyorum, ramlıyorum. Üstüne o bana ateş ediyor. Kafa kafaya bak, o kadar riskli bir durum ki doldurmak üzere pozisyonu vuruyorum ve Scorpion'u garaja yolluyorum. Yaptığım tek bir karar. Ben bu kararı yapmasaydım, maçın başındaki Boraskın yaptığı kadar doğru bir karardır. Önemli bir karardır. Scorpion'un yaptığı şey yanlış değildir. Vot'un güzelliğiydi. Buradan gelir. Her yaptığınız doğruyu fail yapacak bir hata hareket olabilir. Yani Scorpion çok doğru bir hamle. Mantık. Adam orada tek. Mal gibi. Tot dişi bana dönük. Geçerim abi. Hareketimi yaparım. Basarım oradan. Keserim Obje 704'ü. Garaja yollarım. Ardından da FV'yi, RT'yi garaja yollarım. Oh mis. O manevra kabiliyeti, o damage hasar zaten var Scorpion'da. Hani %100. Benim zaten buradaki amacım benim yaşamam değil. Obje 704'ün yaşaması. Ben öyleyim ya diyorum ben. Benim buradaki çok şey değil. İşte Panter'in de görevi böyle bir görev. Yani tankı bulunduğu şeye göre kullanmanız gerek. Yani
süper bir tank değil. Fakat doğru yerde doğru kararları vererek kullanabilmeniz gereken bir tank. Hafif de işte tankın zırhını falan kullandınız mı sonuca varabiliyorsunuz. 11-11 şu anda Obj-204 bizim için çok büyük bir tehdit olan tankı garaja yollamak üzere. Obj-250'yi garaja yollamak üzere. Onu göreceğiz birazdan. Obj-250'yi garaja yollarken ben de RT'yi garaja yolluyorum. Burada bundan sonrası zaten biz normal bir şekilde oyunu kazanıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oyunda yaptığımız seçimler çok önemli. Çok basic, basit seçimler gibi dursa yani ben gideyim base'de yatayım ya da ben gideyim işte hala devir hattında bekleyeyim gibi bir seçim yapmış olsam ya da FGH1 hatlarından basarak RT alayım gibi bir seçim yapmış olsam çok büyük bir ihtimalle bu maç kayıp olacak. Ben 2400 hasara asla ulaşamayacağım. Çok büyük bir ihtimalle 1000 küsurlu hasarlar da kazanacağım. Hatırlamıyorum o an Scorpion'la karşılaşmadan önceki hasarımız neydi. Sonuç olarak maçı kazanamayacağız. Kısacası yaptığınız seçimlere birazcık içgüdü katın. Birazcık 6. his katın. Sadece personelize değil. Kendiniz için de o 6. his kullanın. Ve oyunun en güzel yanlarından biri de bu RNG. Bununla alakalı video da çekeceğim. Ve tekrar söylüyorum. Yaptığınız her şey %100 doğru değildir. Çok karışık bir ortamdır. Gerçek hayatta da aslında RNG vardır. Gerçek hayatta da yaptığınız her şey %100 doğru diyemezsiniz. Onları fail yapacak birçok şey vardır. Bizi mota bağlayan, bizi bu sıçtımın oyuna bağlayan en güzel şeylerden biri de budur diyerek videoyu sonlandırıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun altına videoyla alakalı ya da buradaki pozisyonla seçimle alakalı başka bir şeyle alakalı yorum yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Yapmak istemezseniz yapmayabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Bu da sizin seçiminiz diyerek videoyu sonlandırıyorum. Hoşçakalın. İyi akşamlar.